Demet Gedik, çok teşekkür ediyoruz. Antalya'dan, Belek'ten bir kez daha mutlu günler dileyelim. Bugün Beşiktaşların A-Spor'dan ayrılamadığı bir gün oluyor. Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Emre Kocadağ ile birlikteyiz. Sayın Başkan merhabalar. Merhaba. Teşekkür ederiz röportaj teklifimizi kırmadığınız için. Rica ederim. Sizden önce de Cenk Tosun'la röportajı yapıyorduk. Konuştuk. Gayet belki güzel geçti. Sizinle de çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır aslında konuşmuyordunuz. Evet, evet. Sen yine kandırdın bizi. Teşekkür ederim Emre Bey. Siz de emek veriyorsunuz. Burada kampı takip ediyorsunuz. Beşiktaşlara burada olan biteni aktarıyorsunuz. O anlamda bizim de size destek olmamız lazım. Buradan bazı bilgilendirmeleri yapmamız lazım. Ben konu buraya geldiği için gerçekten teşekkür etmekte fayda var. Hem Sayın Başkan'a, hem size, hem Şenol Hoca'ya. Buraya işte kurumlarımız gönderiyor ve iş yapmak zorundayız. Doğru. Şenol Hoca da, Başkan da, siz de elinizden geldiğince bizlere yardımcı oluyorsunuz. Biz de dolayısıyla doğru bilgiyi taraftara Kesinlikle. Anlatabiliyoruz. O yüzden gerçekten Beşiktaş'ı takip eden bir basın mensubu olarak teşekkür ediyorum. Rica ederim. O zaman direkt futbolla başlayabiliriz. Transferleri soracağız. Şenol Hoca'nın gelişini soracağız. Belki önceki dönemlerden de Sayın Başkan bahsetmek ister. İlk olarak biraz eskiye gitmekte fayda var. Siz Sayın Başkan'la birlikte göreve geldiğiniz itibaren sanırım Boateng transferiyle başlayan bir süreç. Ardından bu noktaya kadar gelindi. Kupalar var, başarılar var, önemli zaferler var. Nasıl bir süreç geçti o günden bugüne kadar? Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum Sercan. İzleyicilere de iyi günler diliyorum. Şimdi tabii futbol sonuç odaklı bir oyun. Futbolda sonucu ve başarıyı nasıl baktınız, nereden baktığınız da orantılı bir durum var. Başarıya nereden bakıyorsunuz, ne başarı olarak görüyorsunuz? Kulüpler için, futbol takımları için özellikle bu sonuçla odaklı. Biz dediğin gibi göreve geldiğimizden beri başarılı mıyız, değil miyiz, neredeyiz şu an? Onu bir baktığımız zaman, kendi kendime onun muhakemesini yaptığım zaman başarılı görüyorum. Hem Ahmet Nur Çebi yönetimlerini, önceki yönetimimizde de, şimdiki yönetim kurulumuzla beraber verdiğimiz mücadelede başarılı bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Zaman zaman bu noktada sıralamadaki yerimizde belki eleştiri aldığımız normal, eleştiriler almamız normal. Çünkü dediğim gibi futbol sonuç odaklı. Biz de sonuca bakıyoruz. Oyuncu için, hoca için ya da diğer profesyoneller için başarıyı öyle ölçüyoruz. Camianın da bunu böyle ölçmesi normaldir. Ama biz yönetim kurulu olarak yaptığımız tercihlerle burayı yönetiyoruz. Böyle gelişiyor. Oyuncu tercihi, hoca tercihi, bu tercihler de sizi, futbol takımını bir yerlere taşıyor ya da taşıyamıyor. Şimdi bizim yaptığımız, izlediğimiz transfer politikası, futbol noktasında yaptığımız yapılanmaya baktığımız zaman, işte dediğin gibi Boateng transferiyle başla, bugüne gelene kadar yaptığımız bütün transferlerde çok ciddi oyuncuları bünyeye kattık. Ha, faydalandıklarımız oldu, faydalanamadıklarımız oldu. Ama kulübü herhangi bir yükümlülük altına sokmadan faydalanamadığımız oyuncularla da o anlamda ayrılıklar yaşayarak ama yükümlülük anlamında kulübü yormayan, zorlamayan... Alex Teixeira gibi örneklerden bahsediyorsunuz. Tabii, Pjanic gibi, Alex Teixeira gibi. Bu tarz ayrılıklar da yaşadık ama ilk geldiğimiz sene kurduğumuz kadro zaten Sergen hocamız, o da bir tercihti, Sergen hoca tercihi. Ve doğru bir tercih, doğru bir tercih oldu. Sonucunda kazanılan kupalar var. Oradaki oyuncu grubu doğru tercihlerdi. O kupaları getirdi. Daha sonra şampiyon olduğumuz senenin sonrasında kurduğumuz kadro için belki de Türk futbol tarihinin en fazla bonservis görmüş oyuncuları, yani o dönem çok konuşuldu. Belki şu an tam rakam hatırlamıyorum ama futbol hayatları boyunca belki 250-300 milyon evet. Euro'lara yakın transfer ücreti ödenmiş. Alex Teixeira, tabii, Pjanic. Pjanic. Bu tarz futbolcuları biz çok cüzi rakamlarla Türkiye'ye getirdik. Beşiktaş forması giydirdik. Faydalandık, faydalanamadık. Sonucu belki güzel bitmedi, kupa olmadı ama sonuçta bizim yaptığımız hamlelerde ben şu an geri dönüp baktığım zaman bir yanlış görmüyorum ya da bir eksik görmüyorum. Tüm otoriteler tarafından
kurulmuş belki çok iyi bir kadroydu. Ama Şampiyonlar Ligi maratonu, sakatlıklar bir şekilde sonunu getiremediğimiz bir dönem oldu. Sonrasında tabii hoca değişikliği oldu. Yabancı hocadan yana bir tercih kullandık. Aradaki Önder Hoca dönemini de bahsederseniz sevinirim. Önder Hoca tabii bir geçiş dönemiydi. Önder Hoca zaten bizim bünyemizde olan bir hocamızdı. Başkanımız da ifade ediyor onu her zaman. Önder Hoca bizim kıymetli bir hocamız. Beşiktaş'a katkısı oldu, genç oyunculara çok büyük katkısı oldu. Bir final oynadı. Beraber gittik Süper Kupa finalini Doha'da oynadık, Katar'da oynadık. Ve orada o kupayı kazanmış bir hoca olarak o finale çıkıp o kupayı kazandırmış. Tabii Sergen hocamızın katkısı çok büyük. Şampiyonluğu aldı, Türkiye Kupası'nı aldı, o kupayı oynamaya hak kazandı. Ama o gün itibariyle takımın başında da Önder Hoca geldi. O finale oynadı ve o kupayı aldı. Sonucunda kupayı o finale almış bir hocaya bizim bir miktar sabretmemiz, bir miktar onu takımın başında tutmamız, o geçiş döneminde ondan faydalanmamız, denememiz kadar normal bir şey olamaz. Yani bunu kim olsa yapar. Ama Önder Hoca zaten bünyedeki o geçiş döneminde zaten kendisinin de her zaman istediği, planladığı, daha sonra da zaten Valerin İsmail'in gelmesiyle geçtiği pozisyondu zaten. Onun başından beri istediği pozisyon. O geçişi öyle yaptık. Sonra bir yabancı teknik adamla yaptığımız bir tercih var. Bugün itibariyle baktığımızda onun olumlu sonuçlar doğurmadığını görüyoruz. Ama yine... Özür dilerim, anlamadım. Valerian İsmail'in olumlu sonuçlar doğurmadığını görüyoruz. Tabii ki. Yani şimdi bizim... Zaten gitmesinden onu anlayabiliriz. Yani yollarımızı ayırdıysak, yani biz o tercihlerimiz neydi? Sergen Hoca tercihimiz, doğru oyuncu tercihimiz, gelen kupalar, şampiyonluklar. Geçiş döneminde de bence doğru bir Önder Hoca tercihi var orada. O bir geçiş dönemiydi. O bir hoca... Valerian İsmail doğru tercih miydi Emre Bey? Yani bugün itibariyle baktığımız zaman geri dönüyorum. O gün itibariyle iyi bir profildi, olabilirdi. İyi bir projeydi ama tutmadı. Bu Türk futbolunda da dünya futbolunda da gayet normal bir şey. Yani bir hocanın gelmesi gitmesi, rakiplerimiz bizden çok daha fazla hoca değiştiriyor. Bizim bu süreçte bir yanılgı yapmamız, bir doğru tercih var Sergen Hoca, bir yanlış tercih var. Şimdi bugün eleştirildiğimiz nokta neydi? Hocaydı sene başından beri. Bugün Türkiye'de iki tane hoca saysanız, üç tane hoca saysanız Şenol Hoca'dan yani 2-3 isimden biri. Beşiktaş özelinde belki bir iki hocadan biri, üç hocadan biri. Çok kıymetli hocalarımız var ama Beşiktaş'ta şampiyonluk hatta yaşamış. En başarılısı da denilebilir. Tabii, Gordon Milne'le birlikte. Evet, Beşiktaş'ta iki şampiyonluğu var. Avrupa başarısı var. Milli takımdaki başarıları ortada. Bugün gelebilecek en iyi hocalardan birini getirdik takımın başına. Hocamıza güveniyoruz. Sene başına tekrar dönüyorum. Bu sene yaptığımız transferler, biliyorsun sen de aynı yorumu yapıyordun. Bütün kamuoyu aynı yorumu yapıyordu. Premier Lig kadrosu kuruldu. Doğru. Yani doğru. Bugün Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş başkanı yanlış planlama yaptı, yanlış transferler yaptı demek bence çok doğru değil, hakkaniyetli de değil. Acımasızca görürüm o eleştirileri. Transferlerden daha çok, çok özür dilerim Emre Bey, çok özür dilerim lafınızı kestiğim için. Sanki şu an genel durum transferlerden daha fazla Valerian İsmail tercihi biraz eleştiriliyor. O dönem şunu hatırlıyorum, yanlışsam lütfen düzeltin. Yönetim kurulu toplantısında sizler görüşürken başkanla fikir alışverişi yaptığınız zaman Valerian İsmail'in, ben doğru buluyordum da gelmesin, neyse önemli değil. Valerian İsmail gelmesin, yerli bir teknik direktör gelsin. Şenol Hoca da olabilir, başka bir yerli teknik direktör de olabilir. Evet. Bu düşünceler, bu fikirler söyleniyordu. Bunu doğru, duyduk. Doğru. Bunları söyleyen kişiler arasında siz var mıydınız? Valerian İsmail'in gelmesini... Yabancı bir teknik direktör değil, yerli bir teknik direktör gelsin diyen kısımda siz var mıydınız? Ya ben o dönem için yerli bir hocanın daha faydalı olabileceğini düşünüyordum. Ama sonuçta bu karar bizim yönetim kurulunda tartışılmış bir karardır. Hep beraber alınmış bir karardır. O noktada bizim ben öyle istemiştim olmadı deme şansımız yok. Biz hepimiz aynı gemideyiz. O yüzden bu gemi beraber yürüyorsa doğru kararda da yanlış kararda da ya da bu kararın o gün için biz doğru olarak aldık ama sonucu iyi olmadı. Ama bu da futbolun doğasında olan bir süreç. O yüzden bu işi çok büyütüp
İşte bu hoca yanlış tercihti, doğru tercihtiden çıkarmak lazım. Bizim daha çok artık pozitif haberlerle, pozitif bakış açısıyla şu anki durumumuzda nasıl daha ileri götürürüz? Şu an çok iyi bir kadromuz var. Bakın iki tane işte dün Weghorst'u gördük. Dünya gündemine oturdu. Sayıs yine Fas milli takımında maçın adamı seçiliyor. Belki turnuvanın en gözde stoperlerinden biri. Nitekim bizim diğer oyuncularımız var. Yani çok ciddi oyuncularımız var. Sakatlıklar yaşadık. Onu da unutmayalım. Yani Raşit Gezal gibi Türkiye'nin belki en yetenekli oyuncusu diyebiliriz. Bu sene hiç faydalanamadık. Josef sakatlıktan dolayı faydalanamadık. Atiba sakatlıktan dolayı faydalanamadık. Yani bunlar da etkiledi. Ama bugünden itibaren tabii bu kampla beraber Şenol hocamızın etkisiyle inşallah iyi yere doğru gideceğiz diye düşünüyorum. Yani bizim futbol planlamamızda ya da transferlerimizde genç oyuncular Rıdvan, Ersin, Serdar, Emirhan İlkan, şimdi bu oyuncuları alttan çıkarıp hazırlayıp ne diyorduk hep? İşte bizim altyapıdan, öz kaynaktan oyuncu çıkarmamız lazım. Bunları ihraç eder pozisyona gelmemiz lazım. Hep söylediğimiz konular. Ama biz bunları çıkarıp oynatıp yurt dışına gönderdiğimiz zaman ortalık kıyamet kopuyor. İşte ucuz oldu, pahalı oldu, öyle oldu, böyle oldu. Bir sürü spekülasyon. Ama biz bunları cesaretle yapmamız lazım. Yine ne yaptık? Gençleri gönderdik. Yine genç yatırım yaptık. Emre Can'ı aldık. Sivas'tan Kerem Atakan'ı aldık. Tayyip Talha'yı aldık. Yine bu oyuncular da çok kıymetli oyuncular. Yine öz kaynak düzeninden monte ettiğimiz oyuncular var. Yani bizim planlamamızda ya da yol yürüyüşümüzde hiçbir değişiklik de yok. Bir sıkıntı da yok. Yeter ki bizim camiamız, taraftarımız farklı manipülasyonlara meyil vermesin. Bizden çok daha uzun dönemler şampiyonluk yaşamamış camialar her sene yeni bir ufka açılıyor, yeni bir kenetlenme yaşıyor. Bizim kendi açımızdan motivasyonumuzu kazanmamız lazım. O özgüveni göstermemiz lazım ki o sahaya yansısın. O olumsuz hava buradaki oyuncuya da sirayet ediyor, hakeme de sirayet ediyor, bütün futbolun bileşenlerine, medyaya da sirayet ediyor. Ama olumlu hava siz sahaya çıktığınız zaman her zaman karşınızdakini de etkiler, hakemi de etkiler, camiaları da etkiler. Sizi yarışmacı olarak gösterir. Beşiktaş'ın iç siyaseti bugünlerde biraz hareketli Emre Bey. Evet. Geçtiğimiz gün çok hareketli bir divan kurulu geçti. Sayın Başkan cevap verdi zaten Sayın Ahmet Nurçebi. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Sayın Yaman Türk, Tevfik Yaman Türk şöyle bir cümle kullandı. Size sormak isterim çünkü Sayın Başkan cevap verdi ama ben aslında sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Sayın Yaman Türk, borcu yönetmek varlığı yönetmekten çok daha zordur ve önemlidir. Borcu da... Devamını söyleme, biliyorum. Peki evet. Sayın Başkan. Ya, şimdi çok aslında yakışıksız kelimelerin olduğu, hakaret içeren bir cümle. Tabii ama ben kendi açımdan, en azından ben uzun yıllardır Beşiktaş camiasının içinde Beşiktaşlı büyüklerimden gördüğüm üzere burada kötüyü konuşmak değil, bu toplantıdaki iyiliği konuşmayı tercih ediyorum. O da nedir? Bizim başkanımızın ve yönetim kurulunun vakur duruşu. Çok sakince bence başkanımız çok iyi bir şekilde yönetti. Bunlar olabilir. Yani eleştiride haddini aşan, hakarete varan kelimeler, sözcükler olabilir. Olmaması lazım. Ama maalesef yaşandı. Buna en basit cevap olarak başkan çıkıp daha ağır cümlelerle cevap verebilirdi. Hakaret hakaretle karşılık verebilirdi. Bunu tercih etmedi. Çünkü Beşiktaş bir aile, çok büyük bir aile ve biz aynı çatı altındayız. Bu çatı altında yaşananlar burada kalması lazım. Bizim evimize dışarıdan biri camımızı kırsa, taş atsa gideriz biz de alırız taşı elimize. Onun camını kırmak için uğraşırız. Bugün bize bu tarz bir saldırı, bu tarz bir söylem
hiç olmaması lazım, yaşanmaması lazım. Ama rakiplerimizden birinden gelse çıkarız, en büyük cevabı veririz. Aynı şekilde cevap veririz. Bununla alakalı mücadele ederiz ama evin içinde yaşanan hepimizin evinde oluyor. İşte koşarken bir tane vazo kırıyor, kardeşimiz kırıyor, annemiz, babamız, oradaki büyüğümüz, çocuğumuz. Burada yaşananlar ne oluyor? Evin içinde kalıyor. Ama dışarıdan gelenlere karşı öyle değiliz. Dışarıdan gelenlere karşı çok daha sert cevabımızı veririz. Ama içeride yaşananın başkanımız bence orada camianın başkanı olarak bu aynı çatı altında yaşayan bu büyük camianın, bu ailenin bir ferdi olarak bence çok güzel bir duruş sergiledi. Yönetim kurulu da aynı şekilde. Biz onu kendi içimizde inşallah ilerleyen zamanlarda çözeceğiz diye düşünüyorum. Bu noktada bizim daha pozitif söylemlere ihtiyacımız var. Eleştiri tabii ki olacaktır ama hakarete varan şeyler kabul edilemez. Bu aile içinde çözülür. Sayın Başkan, bir de Beşiktaş taraftarı zaten sizi bulmuşken sormamız gereken en önemli konulardan biri de transfer. Sol bek transferinden bahsediliyor. Doğru mudur? Artur Masuaku ile yollar ayrılacak mı Sayın Başkan? Şöyle, şu an Şenol hocamız bu kampta aslında bir gözlem yapıyor. Bu gözlemleri yapacak. Hazırlık maçları oynanıyor. Önümüzde daha maçlar var. Tabii ki kafasında belirlediği, istişare ettiğimiz konular var. Ama şu an netleşmiş bölge veya netleşmiş bir isim yok. Bunu bence bu kamp dönemi boyunca izleyecek. Şenol hocamızın bizden talebi ne olursa biz onu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Teknik taraf karar verecek. Profesyonellerimiz var. Ceyhun Bey var, sportif direktörümüz. Biz işin diğer tarafında nasıl Beşiktaş'a yarar sağlayacak oyuncuyu buraya getirebiliriz. O noktada çalışmaya başlayacağız. O noktada çalışacağız ama öncelikle hocamızın bu noktada isteklerini tam anlamında bize iletmesi lazım. Ama o anlamda daha şu an çok değerli oyuncularımız var. Yani bahsettiğim isim de çok değerli, çok kıymetli bir isim. Tabii ki. Elimizdekiler varken, elimizdekilerden faydalanmak varken niye dışarıdakini arayalım? Önce elimizdekilere bakacağız. Faydalanamıyoruz. Değiştirmemiz lazım gelen bir oyuncu varsa onunla alakalı da aksiyon alırız. Şunu hatırlıyorum Sayın Başkan. Sayın Ahmet Durçebi önceki dönemde ikinci başkanken zaman zaman kendisine Beşiktaş başkanlığı hayali var mı diye sorardık. O da zaman zaman işte söylerdi veya ima ederdi. Ben sizi merak ediyorum. Elbette her yöneticinin, her Beşiktaşlı'nın böyle bir hayali vardır ama siz nasıl anlatırsınız? İlerleyen süreçte Beşiktaş başkanı olmak istiyor musunuz Sayın Koca'da? Ya şöyle, ben 19 yaşından beri kongre üyesiyim. Yaklaşık 2013'ten beri de yöneticilik yapıyorum. Bir dönem ara verdik yine Ahmet Başkanımızla beraber. Ahmet Nurçebi hem camianın başkanı, bizim başkanımız, hem de benim gerçekten beraber yol yürümekten zevk duyduğum, her gün bir şeyler öğrendiğim abim. Bu anlamda zaman zaman bu konular konuşuluyor ama tabii ki her kongre üyesi gibi, her yönetici gibi biz de bu noktada hedeflerimiz olabilir, ileride olabilir. Ama benim net bir şekilde altını çizerim, Ahmet abiyle zaten 2025'e kadar, şu an henüz 6 ay önce aldığımız bir yetki var genel kurul üyelerinden, bir teveccühü var. Bu teveccühü biz 2025'e kadar beraberce taşıyacağız. 2025'ten sonra yine tüzük gereği Ahmet abinin, Ahmet başkanımızın 3. dönem aday olma durumu olabilir. Kendisi iyi hissederse, 3. dönemi de adaylık yaparsa ki bence camianın, camialar kolay kolay bu tarz başkanlar bulamıyor. Çok fazla sirkülasyon oluyor. Art niyetli insanlar buralara gelebiliyor. Ahmet Nurçebi gibi bir başkan bu camia bulmuşsa bence 2025'te de inşallah kendisi bunu düşünürse o dönemi de yapacaktır. Biz 2028'de ölmez sağ kalırsak inşallah buralarda olursak Allah uzun ömür versin. Bu camia bize o dönem teveccüh gösterirse, o dönem öyle bir durum olursa, ya çok kıymetli insanlar var. Burada birçok insan bu koltuklara talip olabilir.
biz ne zaman talip olduysak camia bize bu yetkiyi verdi. Ben yani her dönem ne zaman aday olduysak, evet, Ahmet Nur Çebi ile beraber her dönem biz bu yetkiyi aldık. En kötü dönemlerde aldık. Yani biz bugün bazı şeyler düzeldi diye buralara gelmedik. O gün en kötü dönemde bu kulübün bir liraya ihtiyacı varken, haciz memurları kapıdayken biz bu görevlere talip olduk. Yine ihtiyaç olduğu zaman her zaman burada olacağız. Yani insanlar bugün konuşuyorlar belki ama o kötü günlerde Beşiktaş semtinden geçmiyorlardı. Aman benden bir şey isterler diye. Biz o dönemlerde de burada kulübün içindeydik. Elimizden gelen her şeyi yapıyorduk. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sayın Başkanımız benle çalışmak istediği sürece ben onun yanındayım. Yine geçen seçimde de Emre benle beraber olur musun dedik. Seve seve dedim. Bundan sonraki 2025'te aday olmaya karar verirse yine yanımda olur musun derse, o gün sağlığımız el veriyorsa, iş hayatımız, çünkü çok yoğun bir iş bu. Yani bizim de ailemiz var. Benim iki tane bebeğim var, çocuğum var. Allah ufak. Başlasın. Üçüncüsü yolda. Kendi iş hayatım var. Yani onlar el verirse, sağlığımız el verirse, evden izin alabilirsek devam ederiz Ahmet Bey'le, başkanımızla, o da takdir ederse. Bu iş hep camia takdiri. Yani bu olduğu sürece biz burada hizmet etmekten keyif alıyoruz. Yavaş yavaş röportajı sonlandıracağız. Şenol Hoca'yla gözlemliyoruz. Zaten Şenol Hoca da ifade eder. İletişiminiz nasıl Şenol Hoca'yla ve Şenol Hoca özelinde yorumunuzu ben açıkçası merak ediyorum. Zaten Şenol Hocam'la geçmiş dönemde de burada kulüpte ben yöneticiyken yine iki dönem şampiyonluk yaşadığımız dönemde de beraberdik. Ben her zaman Şenol Hoca burada yokken de hep saygı sevgi çerçevesinde bir büyüğümüz olarak iyi bir iletişimimiz vardı. Şu anda da öyle. Kendisi zaten çok nazik, çok kibar, çok çalışkan. O da bizim için bir örnek teşkil ediyor. Çalışma azmiyle, oyunculara bakış açısı, personele bakış açısı, bizlerle diyaloğu gerçekten çok iyi. Şenol Hoca ile çalışmaktan çok memnunuz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Benim atladığım veya son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ya camiamıza seslenmek istiyorum. İnşallah taraftarımıza seslenmek istiyorum. Dediğim gibi pozitif yanlarına bakalım. Bütün gelişen olayların. Burada çünkü bu camia hep beraber bir aileyiz dediğim gibi. Aynı gemideyiz. Burada başarı gelecekse hepimize gelecek. Buradaki genel kurulun iradesiyle seçilmiş yönetime, başkana bir laf ediliyorsa bu bütün genel kurula ediliyor sayılır. Bizlere edilmesi, bizlerin yerilmesi ya da övülmesi diye bir şey yok. Biz burada genel kurulun temsilcileriyiz. O anlamda hep beraber olmamız lazım. Başkanımız her zaman birlik beraberlik vurgusu yapıyor. Bu aradan sonra inşallah sahalara döndüğümüz zaman tamamen saha içine odaklanalım, takımımızı destekleyelim. Bizim kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Lig yeniden başlıyor. Daha çok uzun maçlar var. İnşallah Beşiktaş bu sene finalde olacak. Cenk de röportajda şampiyonlukla ilgili bahsederken önümüzdeki 4 maçı, 3 maçı daha doğrusu kazanırsak rakiplerimiz de kendi aralarında oynayacak. Biz bir anda yukarıya doğru sıçrayabiliriz yani, dedi. Daha çok maçlar var. Yani çok önde giden çok gerilere düşebiliyor. Geriden gelen çok önlere çıkabiliyor. Biz bunları çok yaşadık. Uzun dönemdir bu işlerin zaten içindeyiz, takip ediyoruz. Bütün liglerde bu olabiliyor. O yüzden bizim yeter ki o pozitif havayı yakalayalım. O çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Kıymet verdiniz. Bizi de kırmadığınız için çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Emre Koca da özel konuğumuzdu. Bugün Beşiktaşlar gerçekten A-Spor'dan ayrılamadığı birkaç saati yaşıyor. Ancak devam edebilir röportajlarımız. Biz sözü bir kez daha Antalya'dan, Belek'ten merkeze bırakalım.